Dedi şaşmayın. Ben bunu Allah'tan istedim. Nasıl? Ya Rabbim ahiret çok zor. Orada çekeceğimden biraz dünyada tattı. Allah bana vahyetti, git senin cezan filanca adamın kızını al. Ben Allah'tan dua ile bu karıyı aldım. Size karışmayın, benim şikayetim yok efendim dedi. Siz karışmayın. Siz karışmayın bu işe. İnsanın kemalatı çok önemli bir nokta. Kaçıncı? Noktanın kaçı? Sekizinci önemli nokta. İnsanın kemalatı ibadet ve taatların çokluğuyla değil, hiddetlendirecek, sıkletle ezaya sokan hallerde belli olur. Ve o ezaya sokan hallerde tahammül eden, ibadet ve taatta geçemediği merhaleye ulaşır. Onun için Allah'ın adeti, kadının boş boğazlılığı ile sabreden kocayı, nefsi terbiye, gazabı teskin, ahlakı güzelleştirme verir. Tek başına kalan bir insan, salihleri arasında kemalatı veya nakısiyeti ortaya çıkmayınca, Allah kendinin ne mal olduğunu göstermek için, iç yüzünü belli etmek için sert, haşim bir kadın verir. O kadın hiddetlendirir, kendini denettirir, kötü huylu olup olmadığını kocanın Allah huzurunda tespit eder. Şu halde kadının geçimsizliği kocanın ahvalini teşhir içindir. Arkadaşın serti, arkadaşın tahammülünün kontrolü içindir. Bela ve musibetler kulun Allah'ın, Allahu Teala'nın kulunu imtihan içindir. İmtihan etmek üstadda, hocada vardır ama Allah'ın kulunu imtihan etmesi haşa kulunun ahvalinin ne olacağını bilmediğinden değil ki Allah bu sıfattan noksandır, müberradır. Çünkü Allah kulunu yarattığından sonuna kadar ne yapacağını bilir. Kulunun ahval çirkin iç bozukluğunu kamil zanneden o efendiyi rezil rüsva pişmemiş olduğunu göstermek için imtihana tabi tutar. Demek sert arkadaşın sertliği, geçimsiz kadın veya geçimsiz kocaya metin bir kadının başına gelen musibet hepsi de zıttır. Yalnız kadınlar için midir bu? Haşa! Şiddetli geçimsiz koca vardır. Metanetli, merhametli kadın vardır. Yani kadın geçimsiz, erkek geçimlidir demedim. O zümreden de vardır, bu zümreden de vardır. Öbür zümrenin sebebi kemalatını ortaya koymak için bir imtihanı Rabbaniyedir. Allah o kulunun mertebe kazanmasını bununla yapar. İptiladır, imtihandır, ama sonu genişlik ve rahmettir. Allahu Teala cümlemizi bu türlü çirkin sıfatlardan korusun. Evlenmenin faydaları sayılmayacak kadar çoktur. Zahir ibadetlerle, namazla, oruçla kamil olduğunu zanneden, aile hukukunun geçimsizliği, kötü komşunun tahammülsüzlüğü, alışverişteki istismarcılığı ile ne olur? Ahvalinin ortaya çıkmasına sebep olur. Allah'a azimşan ve tekaddes hazretleri bize iki cihan saadeti nasibi müesser eylesin. Kıymetli müminler, tarihte Allah'a azimşan ve tekaddes hazretlerinin öyle makbul kulları olmuştur ki insan hayretler içinde kalır. Asr-ı saadette Ümmü Süleym Rümeysa Hatun Rümeysa Hatun Asr-ı saadette kadın sahabilerin meşhurlarındandır.
Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e 10 yıl devamlı hizmet etmekle şereflenen Enes bin Malik Hazretlerinin validesidir. Ümmü Süleym, Hümeysa Hatun. Bu annemizin nice kamil sıfatları vardır ki insanın aklının ermesi mümkün değildir. Birkaçını anlatmak suretiyle konumuza kamil sıfatlarla kadın veya kemal sıfatlarla bir mümin olan erkeğin karı koca münasebetlerinden kat edeceği nurani merhaleleri ve bu nümuneyle uhdemize düşen vazifeleri birkaç misal ile bu mübarek validemizin şefaatine Allah razı olsun, şefaatine nail etsin göstermek istiyorum. Hümeysa Hatun Müslüman olmadan önce Malik bin Nadır ile evlenmiştir. Ümmü Süleym yani Hümeysa Hatun İslamiyet yayılmaya başladığı zaman ilk olarak Medine-i Münevvere'de imana gelenlerdendir. Ama kocası Malik henüz Müslüman olmamıştır. Ümmü Süleym Müslümanlığı kabul edip Peygamber aleyhisselama biat etti. Sırada Malik yanına yoktu. Sonradan yanına gelmiş. Sen dininden çıktın mı, sapıttın mı demiş Rümeysa Hatun'a. Hazreti Ümmü Süleym Rümeysa Hatun, hayır benden dinden çıkmadım, sapıtmadım. Fakat şu şehrimize gelen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine, hak dinine girdim demiş ve böylece Müslümanlığını intişar ettirmiştir. Oğlu Enes dünyaya gelmiş, İslam dinini telkin etmeye başlamış oğlu Enes'e, Enes bin Malik'e. Yaşı küçük olan oğluna kelime-i şehadet öğretir, namaz, niyaz, hac, zekat öğretir, İslam'ın hukukunu öğretir. Ama kocası Malik İslam'la müşerref olmadığı için bunu görünce kızar, benim çocuğuma dinsiz yapıyor, onu bozuyorsun vazgeç demesine rağmen, hayır ben hak din üzerindeyim, bozmuyorum demek suretiyle devam etmiş. Beşerin başına gelen önemli hadiseler, o zaman kocası Malik dar olmuş, Ümmü Süleym anamızı bırakmış, Şam tarafına gitmiş, yolda bir düşmanıyla karşılaşıp öldürülmüştür. Talihsizliğe, akılsızlığıyla sebep olmuştur. İslam'a girememiştir. Buradan birinci çıkan nokta, karı kocadan birisi, ikisi de İslam olmasına rağmen Allah yolunda olan çoluk çocuğun terbiyesine muhalefet ederse, bıkmadan devam etmesinin işareti asr-ı saadette vardır. Kadın dinini çocuğuna öğretirse, koca karşı gelirse önemli değildir. Veyahut koca çocuklarına dinini öğretir, karı aksilik ederse önemli değildir. Ta Allah'ın hükmünü hangi taraf veya müştereken iki taraf birleşmek suretiyle ne yapması lazımdır? Müştereken iki taraf evladını terbiye etmekle mükelleftir. Ümmü Süleym kocası ölünce Medine kabilesinin reisi olan Ebu Talha henüz Müslüman değildir. Ümmü Süleym Rümeysa Hatun'a evlenme teklif etmiştir. Müslüman değil ama çok zengin, malı hesapsız. Annemiz Rümeysa Hatun, ben seni istememezlik edemem, senin gibisi nadir bulunur ama sen kafir müşriksin, ben Müslümanım elhamdülillah. Ey Ebu Talha, sen bilmez misin ki putlara tapmanın bir faydası yoktur. Ağaçtan yontarsın, karşını alırsın, sapını keser kırarsın, döner ilah dersin. Madem ilahtır, marangoz olarak neyi yontarsın? Neyi yontarsın? Ağaç ne fayda verir gibi sözlerle, kocası sonradan olduğu için mübarek Ebu Talha Hazretlerimizi iknaya çalışmış, kocasına zenginliğine ram olmamış, dinini muhafaza etmiş, ben senden bir şey istemiyorum, yalnız sen İslam'a gelirsen kendimi sana helalından nikahlı veririm demiş. Günün birinde Ebu Talha
düşünmüş, tefekkür etmiş, Allah da takdir etmiş, dini İslam'ın mübine girmek istemiş. Hazreti annemiz Ümmü Süleym kocasına İslam'ı telkin etmiştir. Nokta 2. Demek tarafeyn diğerini ıslahla mükelleftir. Koca Allah yolunda kadın anlayışsızlık ederse sabır ve tahammüle veya bunun zıttı olursa diğer tarafı sabır ve tahammüle mecburdur. Asr-ı saadetteki bu nurani hadiseler, sahabelerin hadiseleri bize nurani ders vermektedir. Müslümanlıktan sonra iki taraf evlenmiş, evlenmek için oğlu Enes bin Malik'e annemiz Rümeysa Hatun, kalk oğlum beni Ebu Talha ile evlendir. İşin ne gereğiyse nikahtır, izdivaçtır hepsini yerine getir demiş ve Hazreti Ebu Talha ile evlenmiştir. Ebu Talha ile evlendikten sonra Ebu Ümeyr adında ikinci çocuğu olmuştur. Enes bin Malik birinci çocuk Malik'ten, bu da Ümeyr'de ikinci kocası Ebu Talha'dandı. Çok sevinmiş Ebu Talha Hazretleri. Ama çocuk hastalanmış, hastalandıktan sonra Ebu Talha evde bulunmadığı bir sırada Ümmü Süleym'in yanında Hazreti Ümeyr yani Ebu Talha'nın oğlu vefat etmiştir. Muhteremler, üçüncü nokta, kim bir musibet gelirse Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kadın sahabelerden biat ettikleri zaman ahd-ı ferman almıştır. Siz ölüm olduğunda figan etmeyeceksiniz, feryat etmeyeceksiniz. Ümmü Süleym annemiz buyuruyor, pek çok kadın bu vaadi yerine getir, bu ahdi yaptıkları halde 5 tane kadın vadimizde yerinde kaldık, feryat etmedik. Şimdi annemiz tarihte görülmemiş bir kemalat örneği göstermiştir. İkinci oğlu Hazreti Ümeyr hastalandı, vefat etti. Evde Enes var, hizmetçisi var. Buyurdu ki Ebu Ümmü Süleym Rümeysa Hatun, ben size emir verinceye kadar çocuğun vefat ettiğini Ebu Talha'ya duyurmayın. Akşam oldu, Ebu Talha Hazretleri geldi. Çocuk nasıldır dedi annemize. Annemiz çocuğun ızdırabı dindi, rahatlaştığına inanıyorum dedi. Çocuğun rahatsızlığı geçti. Rahatsızlığı, ızdırabı geçti. Rahatlandığına sanıyorum. Ebu Talha sözünden çocuğun gerçekten iyi olduğunu sandı. Ümmü Süleym akşam yemeğini nadide hazırladı. Dünyada evinde ne güzellik varsa süslendi. Kocası oruçluydu. En güzel şekilde nimetlerle yedirdi, içirdi, süslü olarak çıktı. Akşamdan sonra kocasını yatağa davet etti. Bir kadının kocasına ikramını gösterdi. Sabah namazı oldu. Çocuğu kefenledi, teçhiz etti, tekvin, defin işi olmadı. Sabah namazı olunca Ümmü Süleym annemiz Ebu Talha'ya dedi, ya Ebu Talha, şu bizim komşumuzun yaptığına bak. Ne yaptı? Ne oldu sana, ne yaptı? Benden emanet bir şey aldılar. Geriye isteyince ağlamaya, bağırmaya, çağırmaya başladı. Allah aşkına oldu mu dedi. Ebu Talha, canım emanet verilen geriye alınacağını bilmez mi ki dedi. E işte senin işinde öyle oldu. Allah çocuğun Ümeyr'i geri aldı. Dedi, akşam öldü de sen hala süslendin, koynuma mı girdin? Evet ya. Dedi, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Ben senin gibi hakkın kaderine teslim olmuş bir insan görmedim. Muhteremler, asr-ı saadetteki kemalatlar
evlenecek ailelerdeki tahammül için nurani birer örnektir. Geline, kaynanaya, damada, kayınpedere, iki tarafın dünürlerine bu sohbet, şu hal hediyedir. Ya Ebu Talha, görüyor musun şu komşumuzun yaptığını? Ne yaptı? Benden emanet olarak bir şeyler aldılar. Sonra da geri ver deyince ağlamaya, feryadı figana başladılar. E canım, böyle şey olur mu? E dedi, işte Allah bize emanet Ümeyr'i verdi, geriye aldı. Ya akşam mı öldü? He ya. E dedi, sen süslendin püslendin, bir de koynuma mı girdin? He ya. Allah'tan geldi, Allah'a döner. Hazreti Ebu Talha sabah namazından sonra mübarek Ümeyr'i defnetti. Ama tarihte az görülen, nadide görülen bu nurani hadiseyi iki cihan serverine ve Mescid-i Saadet'te bütün sahabelere hazırun olan cemaatle nakletti. İki cihan serveri öyle hoşnut razı oldu ki Dümeysa Hatun'dan şöyle dedi: Cenab-ı Hak bu gecenizi hakkında mübarek eylesin. O dua üstüne o gece annemiz hamile kaldı. Abdullah isminde çocuk dünyaya geldi. Abdullah'tan 7 ve 9 tane oğlan doğdu. Yani Ümmü Süleym'in 7 veya 9 torunu oldu. Hepsi de Kur'an'ı ezberleyip ilim adamı alim oldu. O geceye hürmeten annemizin kocasına süslenip Allah'ın kaderine rıza gösterip hiçbir feryadı figan etmeyişi, gözüne bir damla yaşı getirmeyişi, şu halde evlilik metanettir, evlilik sabırdır, evlilik olgunluktur, evlilik kemalattır, evlilik gelini alırıp götürüp iki gün kucaklayıp dört gün sonra dövmek sövmek değildir. Kaynanaya, geline terbiyet için verilmiş bir imtihandır. Olgunlukların ortaya çıkması için bir emanettir. Onun için bizim kızımız Azize'yi götürürken çuval gibi, yorgan gibi, herhangi bir meta, koyun gibi götürmeyin. Allah'ın emaneti olduğunu bilin. Rümeysa Hatun'un hali size bu düğün hediyesi olsun. Ne kadar güzel kurban. Dikkat sahibi velilerden birisi Basra'da çok güzel olmasına rağmen çok kayıtsız bir kadın gördü. Dikkat sahibi velilerden biri, yani hikmetle bakıp ibretle seyreden velinin birisi Basra ahalisinden, Allah Allah, çok dünyanın en güzel bir kadını olmasına rağmen hiç kayıtsız bir kadın gördü. Ben böyle güler yüz görmedim ama galiba bu kadında hiçbir gam eseri görmemiş, gam keder nedir bilmemiş dedi. Şu nur gibi, ay gibi, yüz gibi güzel yüz görmedim ama, o arif olan zat diyor. Ama bu kadında öyle zannediyorum ki hiçbir gam keder görmemiş. Annemiz bu sözü duydu. Söze başladı. Dedi, ey güzel düşünüp, güzel görüp de isabet etmeyen mümin kardeşim. Güzel düşünüp sen kötü düşündün demedi. Bak İslam ne nezaket. Güzel düşünüp, güzel görüp de isabet etmeyen mümin kardeşim. Ben çok büyük hüzün ve gama uğradım. Benim üzerine gelmiş olan belalar belki yeryüzünde az adama gelmiştir. Ama benim bu ilgisizliğim katı kalpsizliğimden değil, hükmü Rabbani olduğundan. Kurbanını keserken küçük çocukların babaları da yanında idi. Kocam işini bitirip kurbanı kesti. Çocukların büyük olanı küçük kardeşine, ister misin babamızın kurbanı nasıl kestiğini sana göstereyim mi dedi. Küçük çocuk ağabeyine, göster kes bakalım nasıl keseceğim dedi. Ağabeyi kurban kesilen bıçakla küçük kardeşini kesti. Ben küçük çocuğun kesildiğini görünce figana başladım. Çocuk da işin vehametini büyük çocuk anlayınca dala kaçtı. Sonradan aldığım malumata göre
büyük çocuğu bir kurt gelip parçaladı. Bu acı haberi alan kocam, küçüğünün kesilip büyüğünün dağa kaçıp kurt yediğini gören kocam, büyük çocuğun peşinden gitti. Biçare güneşin sıcaklığı, oğlanı bulurum ümidiyle aç ve susuzluktan öldü. Bir gün içinde iki oğlum bir kocam gitti. Benim için bir insan olarak en büyük ızdırabı yaşadım. Ama hüküm Allah'tan, musibet ve kader Allah'tan olduğunu bildim. Sen söyle, ben halimi kime şikayet edeyim? Yani Allah ettiğini görüyorum, biliyorum. Ben nasıl olurdu feryadı figan ederim? Şu halde müminler, kemalat ölçüsü olarak kitaplara geçen bütün meseleler, aile hukukunda olsun, içtimai sosyal hayatın her türlü muamelesinde olsun, sabır ve metanetin mahsulüdür. Anlayış ve bilginin neticesidir. İlmin meyvesidir. Cehaletten nefret etmek lazım gelir. Evlilik öyle nurani bir hadisedir ki, tarafın biri birilerine vebal yükleyemezler. Kadın kocasına itaatle mükellef olduğu gibi, kocanın şeriata uymayan emirlerine de itaat etmek, kocasının şeriata uymayan emirlerine de itaat etmek mecburiyetinde değildir. Gerek erkek, gerek damat, kadın, gelin, gerek ebeveyn, gerekse kayınvalide, yeline veya damada yapmış olduğu baskı ile damat veya gelin iki arada kalarak ne yapacağım derse, Sure-i Lokman'daki mesele kendilerine örnek ve ölçü olur. Mesele nedir? Aile saadetini yıkmayacak tarzda, şeriata muhalif olmamak şartıyla ebeveyne, anaya, babaya, kayınvalideye, kayınpedere itaat etmek lazımdır. Kayınvalide, kayınpederin veya kendi ana babasının emirlerine şeriata uygun olduğu halde itaat etmek lazım gelir. Ölçü, Allah'a isyan için anaya, babaya, kayınvalide, kayınpedere itaat edilmez. Ölçü, Sure-i Lokman, kayınpedere, kayınvalideye, anaya, babaya itaat için Allah'a isyan edilmez. Koca gelinin çağırdı, Allah'a isyan bir fiildir. Gelin itaatle mecbur değildir. Bir gelin dinini öğrenmek maksadıyla helal olan bir ilim adamına gitse, bir kadın alim veya irşad olacak kamil bir şeyhe şartlarına havi olarak kocası irşadına mani olamaz. Koca giderse irşada, şeyh bulmuş terbiyete, kadın haccına, ibadetine, irşada gitmesine kocasına mani olamaz. Anası babası oğlu şeyhe gitmiş, gelini bir şeyhe gitmiş, bir ilim adamına gitmiş, dinini, imanını öğrenmek, hidayetine sebep olmak maksadıyla anası babası oğluna, gelinine mani olamaz. Başını örtülü bir kadın, nefsine uyan zalim bir koca başını aç derse, kocaya itaat için Allah'a isyan edilmez hükmüne uyarak başını açmaz. Çok önemli bir hatıra, bir insan bir insanın fesadına sahip olursa, Allah'ın yolundan çıkarıp gayrı meşhur bir yola davet eder, sokarsa, onu ıslah edinceye kadar o adamın tövbesi makbul olmaz. Bir adam bir adamın hidayetine mani olacak tarzda
onu gayrı meşru bir yola götürerek ibadet ve taatına mani olan bir edep ve ahval veya sosyal bir yaşantı, içtimai bir hale sokarsa, sonradan kendisi tövbe ederek işin farkına varıp da rücu ederse, ne kadar adamı baştan çıkardıysa, onları geri getirip İslam'a etmedikçe tövbeleri kabul olmaz. Ayeti celile ile sabit, Allah razı olsun tefsiri şerifte. Sen yanlış bir yola doğru diye götürdün. Sonradan pişman oldun, rücu ettin. Tövbekâr oldun. Tövbekâr olan bir kimse rücu etmek suretiyle tövbesinin hakkından gelmek isterse, onları yoldan çıkardığı insanları tövbeye sokmak suretiyle geri çevirmeye mecburdur. Onları ıslah etmezse, ifsad ettikleri geri getirmezse, onların tövbesi şol adamların bozukluğunu ıslah edinceye kadar kabul olmaz. 10 tane adamın kötülüğüne sebep olan o kötülükleri işledikçe bir misli günah noksan olmadan onun defterine yazılır. Velev ki sahibi hacı bilmem kim olup da 3 kere de hacca gitse durum değişmez. Bir insan bir insanın şerrine sebep olsa böyle, bir adam bir adamın hayrına sebep olsa, o adam o hayırları işledikçe o hayıra sebep olan o hayırdan bir misli onun ibadetinden menfaat görür. Allah yolunda itaatli bir kızı alan bir aile, sonradan kızın gevşemesine veya o kızın isyanına, günahına sebep olacak toplantılara veya sosyal yerlere götürürse, o kız ıslah oluncaya kadar o kocanın tövbesi kabul olmaz. Kızı aldın mazmut. Sonradan kızı kendi nefsinin keyfine uyup nefsin zulmaniyetine ben senin kocanım diye götürdün. O kızı eski halinde ıslah edene kadar o kocanın günahı, tövbesi kabul olmaz, kalkmaz. Evlenen tarafeyn aldığı kamil sıfatı artırmakla mükellef olduğu halde İslamiyet'ten noksan getirerek isyan ve gaflete götürmekle Allah katında en büyük günahkarlardan olur. Ana baba evlatlarının terbiyesinde isyanlarına delalet edecek mahiyette nasihat edemezler. Çocuklarının geçimlerinin felaketinden, geçimsizliğinden dolayı boşanmaya yol açacak tarzda tarafeyni tahrik edemezler. Oğlum bu gelini boşa, bu başa çıkmaz demek suretiyle değil. Oğlum her bir asi yaratılan ıslah olmaya müsaittir. Senin kaderinde bu kız düşmüş, çekmeye mecbursun demek suretiyle onu ıslaha teşvik etmek ananın, babanın, kayınvalidenin vazifesidir. Şimdi öyle olmuyor. Kayınvalidenin keyfine dokunan bir gelinden intikam almak için kaynana gelini boşattırmaya götürüyor. Kayınpederin işine gelmeyen bir meseleden o gelini boşatmak için oğluna baskıt yapıyor. Bu ailenin yıkılmış yuvasının zulmü, buna sebep olan kayınpeder ve kayınvalideyi cehenneme sürükler boyunlarında mesuliyettir. Anlamayan var mı buraları? İşte tarafeynin zulmü kendilerine aittir. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da, Sure-i Tahrim'de Allah'a azimşan ve tekeddes hazretleri 10. ayeti celile Sure-i Tahrim'de tefsir sahipleri şöyle beyan buyuruyor. Hülasatül beyan fi tefsiril Kur'an 13-14. cilt sayfa 6006. Meali: Allah-u Teala misal olarak Nuh ve Lut aleyhisselamın haremlerini beyan etti. O kadınlar kullarımızdan 2 salih kulumuzun taht-ı nikahında idiler. Onlar hiyanet edip iman etmediklerinden
o iki kulumuz haremlerinden Allah'ın azabını defedemez.